üçüncü bölümle herkese merhaba diyorum sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi en sonda ipimiz yarım kalmıştı biliyorsunuz. Şurada kalmıştık. Dediğim gibi burada şöyle biraz yakınlaştıralım. Burada zaten başlamıştık. Üç kesiyorduk. Burada bir ilmek bırakıp dönüyorduk. Buraya gidiyorduk. Burada bir ilmek bırakıyorduk arkada kesim yapmıyorduk sadece önlerde 3 e, ilmeği bir alarak kesim yaparak bütün ilmekleri birer tane birer tane bırakarak tamamen ortadaki 3 ilmek kalana kadar e, aynı işlemi yapıyoruz sonrasındaki o 3 ilmeği de kesiyoruz ve şişimizde olan bütün ilmeklerimizi e, kesim yaparak arka kısmını bitiriyoruz şimdi ben bir tarafı e, yaptım omuzunu diktim ve ara parçasını ön ve arkayı birleştiren ara parçasını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunun için şuradan hemen göstereyim. Bunu da birlikte omuzunu dikeceğiz. Diğer ön parçamız. Şimdi şuradan omuzunu dikeceğiz. Omuzdan ben 23 santim bıraktım. Sizler isterseniz kol uzunluğunu ne kadar istiyorsanız bu omuzdan 23 santim burada işaretlerimi koydum 23 santim bıraktım bu alt kısmına da burada yaptığımız işlemi yaptık şimdi omuzu birlikte dikelim hemen örgümüzü çeviriyoruz omuzu omuza normal bir şekilde dikeceğiz ipimizi takacağız. Şu şekilde iğne ardı olarak dikimini yaptım ben diğer tarafı da. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olup izlerseniz sevinirim abone olduktan sonra da hemen yanında bir zil butonu var zil resmi ee, ona da tıklarsanız yaptığım videolardan paylaşınca hemen haberdar olursunuz. şekilde ipimizi yürütelim. Sonra ipimizi zaten saklama işlemi yapacağız. Biraz şöyle uzun bırakalım. Şimdi burası örgümüzün arka yüzünden birleştirmemizi. Bakın yaptık. Çok hoş oldu. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ilk ön parçayı elimize alıyoruz. Kol tarafını bu ayırdığımız 23 santimlik işaretlediğimiz yer var. Şöyle hemen onu çevireceğiz. Bir saniyenizi bekletiyorum. İpimizi, şişimizi alıyoruz. Ben 63 tane ilmek çıkarttım bu mesafeden. Sizlerde de elinizin ayarına göre e, ama eşit olacak. Buraya 63 çıkarttıysak diğer kısma da e, 63 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şuraya. O Bu da bunun karşılığı. Yani buraya iki tarafa da 63 ilmek çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Eşit olması için. Yani buraya 63 ilmek çıkartacağız. Diğer tarafa da 63 ilmek çıkartacağız. İlmek çıkartmayı sanırım hepiniz biliyorsunuz. Ben yine de birkaç tane göstereceğim size. Şuradan hemen takalım işaretleyicimizin olduğu yerden. ipimizi alalım. Şu bir olsun. Hemen yanındaki yanındaki yerden alalım. İki olsun. İki tane yaptıktan sonra hemen şöyle şuraya bir düğüm atalım. İlmeklerimiz gevşemesin. Şimdi böyle aralıklarla çok sıkı olmayacak şekilde çok da gevşek olmayacak şekilde ilmeklerimizi bu şekilde her iki taraftan da toplayacağız. Mesela 60 çıkarttınız karşı tarafta 60 olsun. 70 çıkarttınız karşı tarafta 70 olsun. Ben 63 tane ilmek çıkarttım. Ee, çok da gergin de olmadı. Güzel oldu. Bu şekilde iki taraftan 63 her tane ilmek çıkartarak Şimdi şurası ilmek çıkarttığım yer. Şu karşı tarafta ilmek çıkarttığım yer. Her iki tarafta da ön yüzde 9 diş haraşa örgüsü olana kadar örüyoruz. Sonra iki taraftaki ilmekleri şişten çıkartmadan ikisini bir örerek kesim işlemi yaparak bitireceğiz. Şimdi bu dediğim gibi 63 tane e, ilmeklerimizi çıkartalım buradan ve ilk önce bunu çıkartacağız. 9 diş haroşa öreceğiz ön tarafta. E, sonra diğer tarafa aynı 63 ilmeği alacağız. 9 diş haroşa da orada öreceğiz. Sonra ikisini bir e, birleştireceğiz. Bunları yapalım. Birleştirmeyi de göstereceğim size. E, dediğim gibi. Eğer şu genişlik şurası size geniş geliyorsa 8 diş haraşo örebilirsiniz. 7 diş haraşo örebilirsiniz. E, o tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama benim e, için bu sanki yeterli oldu. Sonrasında zaten buradan biye işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir biye çalışmamız daha olacak. Evet o şekilde bana iyi geldi. Dediğim gibi sizler 7 diş haraş örebilirsiniz. 8 o size kalmış oradaki dediğim gibi mesafe. Şimdi bu haraşoları her iki taraftan 63 ilmek alacağım ben. 9 diş öre öreceğim. Sonra birlikte tekrar devam edelim. Evet hanımlar ördük. iki tarafı da 9 diş haraşamızı yaptık. E, buraya tabii e, farklı ip şişiniz buçuk numara yoksa yedeğiniz herhangi bir şişe de geçirebilirsiniz. Ben normal bir şişe farklı bir şişe geçirdim. Şimdi bu tarafı da ördük. haroşamızı yaptık her iki tarafında. Şimdi yeleğimizin arka kısmındayız. Sevgili arkadaşlar şimdi burası yeleğimizin iç kısımları yani düzgün kısımları. Burası ters kısmı. Ters kısımdan e, iki şişimizi yan yana getiriyoruz. Normal ördüğümüz dört buçuk numara şişimizi elimize alıyoruz. Bunu daha önce de görmüşsünüzdür muhtemelen. Ben göstermiştim omuz birleştirmelerinde de örerek kesme işlemini. Şimdi bir buradan ilmek alıyoruz, bir buradan ilmek alıyoruz. Bunu yapamayanlar olursa direkt kesip dikim de yapabilir. Şimdi ikisini bir ördük. Şişten çıkarttık. Yine buradan bir tane aldık. Diğer şişten de bir tane aldık. İkisini ördük. İki şişten de ilmekleri çıkarttık. Şimdi şu ilk ördüğümüzü yine ördüğümüzün üzerinden geçirerek kesim işlemi yapıyoruz. Yine buradan bir tane, arkadan bir tane örüyoruz. Bunu diğerinin üzerinden geçiriyoruz. Yalnız biraz gevşek yapalım ki ee, sık sıkı bir şey olmasın. Şurada e, göstereyim ben size diğer ön parçada. Bakın hiç gerginlik yok. Gördüğünüz gibi çok gevşek birleştirdim. Eğer sıkı birleştirseydim burada bir büzüşme olabilirdi. Aynı şekilde ipinizi gevşek tutarak olabildiğince bol yapmaya çalışın. Hemen üstünden geçiriyoruz. Bir buradan alıyoruz, bir arkadaki örüyoruz. Üstünden geçiriyoruz. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi bu şekilde bitireceğiz. gördüğünüz gibi gayet de kolay bir işlem dediğim gibi ipi mutlaka gevşek yapın çektirme olmasın şekilde bütün ilmeklerimizi örerek kesme işlemi yapıyoruz. videoyu uzatmayayım bu şekilde bitirelim bütün ilmeklerimizi sonra devam ederiz bütün ilmekleri aynı işlemi yaptık bitirdik sevgili hanımlar Şimdi şu ayrı da çıkartalım işaretleyicimizi Şimdi iplerimizi temizleyeceğiz elimiz neredeyse artık bitti son bir işlemi kaldı üst tarafı şu şekilde oldu şöyle yan çalışmamız oldu Şimdi e, arkadaşlar bir biye çalışması yapacağız. Biye çalışmasını da yapmak için önce ilmek toplayacağız. Fakat farklı şekillerde yapmak isteyenler olabilir. Bebek yeleklerinde şimdi mesela buradan ilmek alıp e, sadece bu taraftan ters diğer taraftan düz örgü örüp e, kesip de böyle kıvrılabilen biye çalışmaları da var. İlmek alıp e, yapılan biye çalışmaları da var istediğiniz gibi bir çalışmasını yapabilirsiniz Ben de yapacağım çalışmayı size göstereceğim bunun için ilk önce ilmek toplamamız gerekiyor Fakat ben şu ipleri önce bir temizleyeyim, Siz de temizleyin bir çalışmasında sizlere göstereceğim Evet İplerimizi temizledik Ben hatta yeleği dayanamadım giydim gayet güzel oldu Sevgili arkadaşlar bedenin soranlarınız var Şimdi ben hatta e, kaç bedene tam uygun olacağını örerken e, size bittiğinde daha rahat söyleyelim diye düşünmüştüm. E, ben yaklaşık e, 42 bedene yakın giyiyorum. E, bana gayet oldu hatta biraz bir büyük bile oldu. E, bu iple belki bir tık ince bir iple yaparsanız e, 40 bedene de uygun olabilir. 42 beden için, 44 beden için bu sayılar bu iple, bu sayılarla eee 44 bedene uygun da örebilirsiniz ee, daha farklı bedenlere soranlar var arkadaşlar bunun püf noktası biliyorsunuz e, ne yapmıştık 30 ilmeğe pardon 60 ilmeğe e, çıkartmıştık ne yaptık 32'ye böldük 20-20-20 e, şeklinde hatta burada 20 kalsın demiştik hatırlıyorsanız mesela diyelim ki e, biraz büyütmek istiyorsunuz o zaman buradan 3 ilmek başladığınız yerden 60 ilmeğe değil de mesela çifte 3'e bölünecek bir sayı olmalı e, mutlaka. Mesela 60 değil diyelim ki 66 olur. O zaman da ne olur? 32 o, 32 32 e, şeklinde olur. Bu sonda mesela bizim 20 bıraktığımızı 32 bırakacaksınız o zaman. Zaten arkadan da e, anlayabilirsiniz arkadan nasıl yaptık. 3 yani ilmek başladık, 100 e, ilmeğe çıkarttık, 100 ilmeği 3'e bölüp e, örgümüze devam ettik. Bu mantığı e, kullanırsanız, e, artırma yani büyük şekilde artırma da yapabilirsiniz, küçük şekilde eksiltme de yapabilirsiniz. Çocuklar içinde soranlar var, o şekilde de yapabilirsiniz, e, sayıları küçülterek. Ama e, ne kadar e, sayıları e, buradan artırma yaptığınız sayı mutlaka 3'e bölünmeli sevgili hanımlar şimdi bu bir çalışması çok e, uzun sürecek bir çalışma e, bir çok farklı yapanlar var Mesela direkt burada şişe 3 e, ilmek atıp buradan ilmek alarak örenler var e, Ben öyle yapmayacağım e, ilmeği şimdi bunu da çaldı de, demesinler Ben Hatice Taşkoyan hanımefendinin bir çalışmasından esinlendim ve onu daha çok beğendiğim için ee, onun bir çalışmasını uygulayacağım. Şimdi şuradan bir, bir kısa bir test örgüsü yapacağım size. Şuradan biraz bırakalım ipimizi ve ilmek atalım. Bunu bu ilmeği örgümüz boyunca atacağız. Yani ben şimdi küçük bir çalışma yapacağım size ama siz yani bunu normalde yeleği yaparken komple yeleğin mesela neresinden başladım ben önünden başladım komple yapıp e, tekrar buraya kadar ilmek almanız gerekiyor. Eğer o kadar uzun e, şişiniz yoksa benim de e, sanırım yani dört buçuk numara olarak yok. Ben de belki de ikiye bölüp olarak yapacağım bu işlemi. Şimdi diyelim ki bu ilmeklerimizi attık sevgili hanımlar. attıktan sonra e, şimdi çeviriyoruz bunu Çünkü ipimiz burada kaldı bütün ilmeklerimizi örgümüz boyunca attıktan sonra mesela diyelim ki kola yapıyoruz yapacağız yani kolumuzun tam şu ortasından başlayalım arkadaşlar kol altımızdan başlayalım bütün ilmeklerimizi bu şekilde alalım o şekilde örelim. İki kolu da o şekilde öreceğiz. Bedenimizi de başladığımız yerden tekrar başladığımız yere gelinceye kadar ilmeklerimizi alacağız. Şimdi burada bir sıra ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Yani bütün ilmeklerimizi aldıktan sonra ters örgü olarak örüyoruz. Son ilmeğimizi de ördük. Şimdi bütün ilmeklerimizi ördüğümüzü farz ediyoruz. Şu bizim bıraktığımız ipimiz. Bunu ilmek atmak için kullanacağız. Bir yeri birinizi e, ne kadar kalınlıkta istiyorsanız mesela 3 de ilmek atabilirsiniz. 4 ilmek de atabilirsiniz. 4 ilmekle de bir deneyelim birlikte vaktik olmadı. Örgümüzü 3 ilmekle de yapabiliriz. Bu fazladan attığımız ilmeği. Şimdi şişimizi alıyoruz. Şimdi ilk baştaki buradan düz örgü örmeye başlıyoruz. 2 3 4 tane atmıştık arkadaşlar. Bu dördüncü attığımız ilmeğimiz. Şimdi şişimize attığımız ilmeklerimiz mevcut. Bu artırdığımız ilmeklerin 3 tanesini örüyoruz. Eğer 3 tane yapmış isek 2 tane örüyoruz. Yani artırdığımız ilmeğin sonuncusu ile şişe aldığımız ilmeğin ikisini bir alarak örüyoruz. Sonrasında tekrar bu ilmeklerimizi soldaki şişimize geçiriyoruz. Bakın ip burada kaldı. Şimdi tekrar örüyoruz. Bir, iki, üç tane ördük. Dördüncü ilmeğimiz ile şişet aldığımız ilmeğimizin ikisini bir alarak örüyoruz. Yani kesim yapmış oluyoruz. Tekrar bu ilmeklerimizi sol şişimize geçiriyoruz. Ve yine düz örgü örerek birimizi yapmaya devam ediyoruz. 3 taneyi ördük, dördüncüye sıra geldi. İkisini bir örüyoruz. Bu şekilde bütün bu şişteki ilmeklerimiz bitene kadar aynı işlemi sürekli olarak tekrarlayacağız. Biyi ye istemeyenler yeleği o şekilde de pardon dördüncü örmeyecektik ikisini bir alacağız. bir ye örmeden de kullanmak isteyenler olabilir. İstediğiniz gibi e, çalışabilirsiniz. Tekrar söylüyorum 1 2 üç tane ördük dördüncü ve beşinciyi birlikte örüyoruz. Sonrasında örmeden diğer soldaki şişimize alıyoruz ve tekrar örüyoruz. 1 2 3 Evet bu 4'ümüz. 4'ü birlikte 4 ve 5 birlikte örüyoruz. 4 ve 5 birlikte tekrar soldaki şişimize geçiriyoruz. Örüyoruz. 4 ve 5'i birlikte örüyoruz. Tekrar şişimize geçiriyoruz. Yine örüyoruz. Evet benim burada attığım son ilmekler bu test çalışmasıydı size göstermek için. Bakın arkadaşlar. Biyemiz harika oldu. Sonunda da en sonunda da bu ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. Diğer birleştirdiğimiz uca gelen uç buradan gelecek ya. Bunu da burada birbirine monte edeceğiz. Gizli bir dikiş yapmış olacağız. Bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu yelek için 5 tane ip almıştım. 5 ipten bir tane yani bir tane demeyelim. Yarım ipimiz arttı. Ee, bu kadar ipimiz arttı. Ben e, yeli zaten bu yetmeyecek. Düz renkle bir ye çalışmasını yapıyorum. Ee, bir de şimdi bu test örgüsüydü sevgili arkadaşlarım. Bakın ilmekleri ben biraz burada özellikle gevşek aldım. Size bir şeyi göstermek için. Şimdi ilmekleri eğer e, sık aralıklar ile almazsak bu bizim yaptığımız bir çektirir. Anlatabiliyor muyum? Bakın şu son ilmeğimiz yakınlaştırayım. Bakın şu son ilmeğimiz şişten çıkarttığım zaman bir gerginlik oluştu ve şöyle bir e, V diyelim dikey bir şey oldu. Yani son ilmek bu, baştaki ilmek bu. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bir şöyle bir. E, şey oldu çekme oldu. Özellikle bunu böyle yaptım size rahatlıkla anlatabilmek için. O zaman ne yapacağız? Burada şişimize ilk ilmekleri aldığımız ilmekleri çok sık aralıklarla alacağız. Yani e, mümkün olduğunca sık aralıklarla alırsak e, bu şekilde ö, e, örgümüz germe yapmaz biriyemiz. Şimdi bunu ben sökeyim çünkü baştan çalışacağız. Dediğim gibi yeleğinize eğer yeterli uzunlukta şişiniz yok ise biraz şunu küçülteyim. Bu yeleğimizin arka ortasını bulursunuz veya ense ortasından şöyle arkayı ben çevireyim de daha rahat anlatayım. Şimdi yeleğimizin ensesinden şuradan başlayabilirsiniz. ilmek almaya ilmek almaya devam edersiniz. Ta ki nereye kadar arka ortaya kadar. Yani yeleğimizi şöyle düşünürsek arka ortasını bir taraftan bu taraftan başlayıp üst ortadan yaka ortasından arka ortaya kadar ilmek alıp e, demin gösterdiğim birye çalışmasını yapabilirsiniz. Ama misineli şişiniz uzun ise komple. Buradan yaka ortasından başlayıp tekrar yaka ortasına gelinceye kadar ilmeklerinizi alıp bir sıra ters örgü örüp örgü başına geldikten sonra şişinize 4 ilmek veya isteğinize göre 3 ilmek atıp bir çalışmanızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi şurada yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim size kol altlarında. Kol altlarında çok sık almayın. Ee, hani isterseniz alabilirsiniz de, hani şu kare görüntüsünü eğer olmasını istemiyorsanız ee, biraz sık alıp hafif yuvarlatabilirsiniz. Aslında örerken de verilebilirdi ama çok oyuk olacağı için ben düz geçtim. Bir yere de toparlay bir yere de toparlayabileceğimi düşündüm. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Burayı hani kol etrafında gay gayet sık alın ilmekleri. Şurada biraz daha eee şey yapsın gersin yani toparlasın e, ilmekleriniz Mesela şu bizim yaptığımız aralıklarla yapabilirsiniz bilmem anlatabildim mi ama yok fark etmez Ben öyle şekilde kare istiyorum diyen de gene sık almaya orada devam edebilir e, Ben e, bir ye çalışmamı da size anlattım Ben de bir evlerimi tamamlayayım sonra sizinle yeleğimi paylaşayım Arkadaşlar şimdiden e, kolay gelsin diyorum diye çalışalım tekrar birlikte son görüntüleri de göstereyim size sevgili arkadaşlarım. Görüşmek üzere.